Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir model anlatımı birlikte göreceğiz. Bugünkü modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ön yüzü ve modelimin ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bu modeli çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri, erkek örgüleri yapabilirsiniz. Hatta battaniye, kaşko, şapka gibi örgüleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk sıramı ön yüzde düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını bu defa ters olarak örüyorum. Biraz hızlanmak istiyorum. Sıra boyunca ikinci sıramı arka tarafta ters örerek tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri tekrar sıra boyunca düz olarak örüyorum. Model geçişlerinde aradaki bu bölümü istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. İsterseniz bu kısmı artırabilir ya da kısaltabilirsiniz. Üçüncü sırayı ön yüzde ilmekleri düz örerek tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Biraz hızlıca geçiyorum. Ve ilmekleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Beşinci sıradayım. Son kez ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzdeyim. Beşinci sıradayım. İlmeklerimi son kez düz olarak örüyorum. Dediğim gibi bu kısmı 5 sıra yerine 3 sırada yapabilirsiniz ya da 5 sıra yerine 7 sırada yapabilirsiniz. 5. sıramı ön yüzde ilmekleri düz örerek tamamladım. Şimdi arka tarafa geçtiğim zaman örgümün 6. sırasında diğer modelime geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci ilmeği ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına girerek düz örüyorum. Bırakıyorum. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Ters ilmeği aynen örüyorum. Düz ilmeği ilmeğin içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Bu şekilde ters ilmekleri normal örüyorum. Düz ilmekleri ise ilmeğimin içerisine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Ve bir ters bir düz şeklinde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Lastik kullanmak istemiyorsanız örgünüze bu düz kısımda değil şu anda ördüğüm selanik kısımla başlayabilirsiniz. Ters ilmeğimi ördükten sonra kenar ilmeğini de ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 7. sırasındayım. Bu model ön yüze geçtiğimiz zaman ilmekler aynen örülerek devam edecek. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sadece arka tarafta, örgünün arka tarafında işlem yapıyorum. Bir düz bir ters şeklinde modelimin 7. sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 8. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka tarafa geçtiğim zaman ters ilmeği aynen olduğu gibi örüyorum. Düz ilmeğe gelince ilmeğin içine değil bir alt sırasına
batarak düz örüyorum. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Düz ilmeğimi içine değil, bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Bu modelde sadece arka tarafta işlem yapılıyor. Ters ilmekler aynen örülürken düz ilmekler bir alt sıraya batılarak örülüyor. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. 9. sıradayım. Ön yüze geçtiğim zaman düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters şeklinde aynen olduğu gibi örüyorum. Dediğim gibi sadece arka tarafta model kuruyorum. Örgünüze dilerseniz bu düz kısımda değil, bu selanik kısmı ile başlarsanız lastiğe de ihtiyaç duymadan modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve modelin sayılarını, sıra sayılarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu kısım daha küçük veya daha uzun yapabilirsiniz. Modelimin arka tarafındayım ve son sıradayım. Modelimin arka tarafındayım ve 10. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Düz ilmeğimi tekrar içine değil, bir alt boşluğuna batarak düz örüyorum. Ters ilmeğimi aynen ters örüyorum. Düz ilmeği içine değil, bir alt boşluğuna girerek düz örüyorum. Bu modelde selanik, yalancı selanik örgünün farklı bir çeşidi. Sadece bu şekilde arka tarafta işlem yapıyorum. Dilerseniz bunu tam ters olarak kullanabilirsiniz. Bu kısmı selanik örgünün düz tarafı, diğer kısmını arka tarafı şeklinde de kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde örgüyü çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bundan sonra ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Ön yüze tüm ilmekleri düz örerek devam ediyorum ve bu kısmı aynı şekilde uyguluyorum. Ön yüzde düz, arka yüze ters şeklinde örerek aradaki düz kısmı uyguladıktan sonra selanik kısma geçiş yaparak devam ediyorum. Şöyle bir parçada modeli bir çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Ben bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile çalıştım. Modelin yapılışı bu şekilde. Sizler istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Dediğim gibi bu selanik kısım ile örgüye başlarsanız başlangıç lastiğini kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ya da benim gibi bu şekilde farklı bir lastik ile de başlayabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.